İbrahim gitti. İsabet olmuş. Hiçbirimize veda bile etmedi. Ama ben veda etmeden bırakmam. Dedem, 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 dedem. Akşamlar efendim, nasılsınız? Geç oldu zaten, ben gideyim. Geç oldu, değil mi? Niye tek güzel söyledin onu? Bana bak delikanlı, sana bir şey diyeceğim. Ha, bu köşede bir bakkal var, biliyor musun onu? Biliyorum. Senin bu mahallede sınırın orası. Bakkal dükkanını buraya geçmek yok. Si geçersen sıkarım iki tane. Sıkarsam da öyle fazla yaşayamazsın. Yani eşheden la ilahe illallah ayda öbür tarafa. Öbür taraf derken? Yani var ise bir aile kabristanın oraya. Yani ebediyete intikal. Anladım. O zaman biz seni fazla tutmayalım. Yolun açık olsun, yolcu yolunda gerek. Önüne bak, önüne. Dedeciğim, sen beni merak mı ettin? He kızım, seni çok merak ettim ya. Hadi öyle. Şımarık pisik numaraları yap baba. Çabuk eve. Hadi. Tamam. Yürü. Siniri geçersen seni vururum. Vurursan da fazla yaşayamazsın. Aklısını beni korkutacak. Ben o kızın seninle zorla almasını bilirdim de. Çok şükür evladım. Sen hayatı affettin ya, içim rahat etti. O yüzden mi çağırdın beni? Ha? Tatlı bahanesiyle ağzından laf mı alacaksın yani? Yok canım. Bana kız istediğini söyle ama hayata bir şey yapma ne olur. Hem Doruk anlatınca ben de... Doruk ne anlattı ki sana? Biraz daha tatlı koyayım yavrum. Babaannem. Söyle bakalım. Doruk ne anlattı sana? Yok yok oğlum, öyle lafın arasında geçti işte. Abimin canı sıkkın dedi. Başka? Hayatı durdurmuşsun. Yani onu affedememişsin filan işte. Üzülüyor musun? Bildiğim her şey yalanmış be babaanne. Yokmuş kim davranıyor. O kadar yalandan sonra hayatıma kaldığım yerden devam mı edeyim yani, ne yapayım? Oğlum, haklısın ama. Hayır, bir gün iki günde değil ki. Aylarca. Aylarca gözümün içine bakıp yalan söylemiş. Ben ona diğer kadınlara güvenmediğim kadar çok güvenmiştim oysa ki. Oğlum, affet sen. Yapmış bir hata, gençtir. Unut gitsin. Bak ne kadar sevdiğin gözlerinden belli. Sen affeder miydin? Ya da şöyle söyleyeyim. Hiç acıdan geberip yine de beni deliler gibi sevdin mi? Kendine lanet ederek. Bazen kalbini yerinden söküp atmak istercesine. Yine de onu bir o kadar özledin mi? O bu şehirden gitti diye bütün şehir üzerine yıkıldı mı senin? Onu göremeden yaşayamayacağını bildiğin halde ona her baktığında canın geberecekmiş gibi yandın mı? Ne anlat? Ah oğlum. Ha, bir de kandırılmak var tabii. Sevdiğin insanın her anın, her şeyin yalan olduğunu bilmek. Ha.
İşte ben böyle yaşıyorum babaanne. O yüzden üstüme gelmeyin ne olur. Murat şöyle olmuş, Murat böyle olmuş demeyin. Ben de istiyorum onu affetmeyi. Ben de istiyorum mutlu olayım. Ama ne yaparsan yapayım olamıyorum. Hayatta yaşadıklarımın yarısı aşksa... diğer yarısı korkunç bir acı benim için. Eline sağlık. Oldu bitti.